Şu şey, şu baş yapılır ama uzatırken de şey yok. Şöyle ilk parti öldü ya. Evet, onunla ondan dolayı. Ondandır. Onlar olsa evet açalım. Şimdi bunlar öldü. Peki bu serseri ne yapıyor burada? Kardeşlerin yanına gelmiş. Şimdi gösterelim. Benim, yani şu renk kozadan çıkmışları. Evet. De onu şöyle yapamadık. Yani 45 yıl öncesine kadar bu yerli ırk üretilen bir ırktı bu bölgede. Zaten hani buraya has olduğu için, ama daha sonra yani yaklaşık yarım asırdır, 45-50 yıldır üretim yapılmıyor. Biraz hassas bir ırk tabii ki yerli ırk olduğu için ve sarı koz olmasından dolayı, boyanma özelliği beyaz kozaya göre daha sınırlı olduğundan dolayı zamanında üretimi durmuş ve neredeyse yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış bir ırk. Yıllar önce bununla ilgili bazı çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalar ve bilgilerle sınırlı kalmış. Yıllardır neredeyse hiç denecek kadar bunun üretimi ve bilimsel çalışması yapılmamış. Yani Emel Hanım, Emel Duman, bu işi atalarından, dedelerinden görmüş ve bunu kaç nesil yapan bir üreticimiz. Ve o Hatay sarısını bildiği için yıllardır aslında Hatay sarısını tekrar üretme çabası içerisine girmiş. Bu yaklaşık 8-9, belki de hatta 10. yıl bu yıl. Hatay sarısının tırtıllarının iyileşme yetişme koşullarını iyileştirerek Hatay sarısı ırkının yeniden Hatay'da üretime katılması, üreticiler tarafından üretilmesi ve bizim bu kültürel mirasımıza sahip çıkılması için çalışmalar yürütüyoruz. Şöyle söyleyeyim, örneğin yumurtasının, kozasının yapısıyla ilgili çok eski literatürler, bunlar 50 yıl önce yapılmış ilk literatürlerde işte kozasının renginin kavun içi olduğu belirtiliyor. Ama biz yaptığımız çalışmada aslında sadece kavun içi değil, turuncudan portakal sarısına kadar, açık sarıya kadar, kavun içine kadar değişen 20'den fazla farklı renk tonunda koza örebildiğini, yumurtalarının gri olarak belirtilmesine rağmen aslında sarı renkli olduğu, içindeki larva gelişiminden sonra griye dönüştüğü gibi çok farklı bilgiler elde ettik. Ama bu çalışmalarımızın belki de en önemli sonucu şu oldu. Daha önce bu kelebeklerin yılda bir döl verdi, yani bir nesil verdiği biliniyordu. Bu da şu demek, kelebek yumurta bırakıyor, yumurtadan tırtıllar çıkıyor ve bir kere koz örüyor, yılda bir kere gerçekleşiyor ve bir dönem koz elde ediliyor. Ama bizim geçen yıl yaptığımız çalışmalarda larvaların koşulları iyileştirildiği takdirde, iyi bir üretim yapıldığı takdirde yeniden kozadan kelebek çıktıktan sonra o kelebeğin bıraktığı yumurtalardan da bir sezon daha larva ve koz elde etme şansını sağladık. Bu literatüre yeni bir bilgi olarak kazandırdık ve biz bu sonuçlarımızı da zaten bilimsel bir makaleye dönüştürdük. Şu anda yayınlandı. Onu da tüm araştırıcılarla, tüm üreticilerle paylaşacağız. Ya Hatay sarısının üretim koşullarının iyileştirilmesi, yeni Hatay'a kazandırılması konusunda gerçekten çok büyük adımlar atmış olduk. Bu seneki üretim de zaten geçen yıla oranla kat kat fazla. Çok güzel kozalarımız ve çok güzel, daha sağlıklı kelebeklerimiz var. Bundan sonraki zaten üretimde de isteyen tüm üreticilerle bu yumurtaları paylaşarak Hatay'da herkesin bu Hatay sarısını üretmesini ve ırkımıza sahip çıkmayı, kültürel mirasına sahip çıkmalarını istiyoruz.
Bu ama yabancı olduğum, sadece çocukken gördüğüm ama hiç beslemediğim bir ırk olduğu için beni çok hem heyecanlandırdı hem endişelendirdi. Hocalarımın desteğiyle geçen yıl başladık. Gayet iyiydi ilk yıl için. Bu sene de çok şükür çok daha iyi sonuçlara imza attık. Yani 100 metrekarelik alanın ancak 30 metrekaresini kullanışlı bir şekilde kullandık. İşte 75 kilo gibi bir koza elde ettik. Bu sene ise 100 metrekarelik alanı daha profesyonel bir şekilde düzenledik. O şekilde baktık. Bu sene de takriben bir 250-270 kilo gibi yaklaşık 3'e katlayarak ürün elde ettik. Bir şey yaptığınızda şöyle diyebiliriz. 1 kilo kuru kozadan işte 10 metre ile 5 metre arasında bir kumaş elde edebilirsiniz. İleriye dönük zamanlarda çok ciddi talep olacağını düşünüyorum.